Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Kıbrıs raporunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sundu. Raporda Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiades'in 26 Ekim 2018 ve 26 Şubat 2019'da yaptığı iki görüşmeyi nadir bir fırsat olarak nitelendirdi. Guterres devam eden istişarelerin, müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacağını umuyorum ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri müzakerelerle ilgili önemli konular hakkında iki taraftan yapılan düello gibi açıklamaların siyasi süreçteki ortama katkıda bulunmadığını belirtti. Guterres, Türkiye Rum tarafında yapılan anketlerin halkların uzlaşma arzusunu gösterdiğini söyledi. Antonio Guterres, Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Hollut'un taraflarla ayrı ayrı görüşmeler yaptığını, adayı dört kez ziyaret ettiğini, garantör ülkeler, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'den yetkililer ve Avrupa Birliği'nden temsilcilerle de görüştüğünü aktardı. Genel Sekreter, istişareler sırasında tüm taraflar çözüm konusundaki taahhütlerini yinelese de bu yöndeki çabaların başarılı olamadığını belirtti. Of... Geçici Özel Danışman'ın istişarelerini sürdürmeye devam edeceğini ifade eden Guterres, ayrıca Kıbrıs'ta ve çevresinde bulunan doğal kaynaklardan her iki toplumun da faydalanması gerektiğini yineledi.